Oynatıyoruz. Dondur. He. Burada Pelkas sarı kart gördü. Pozisyon bu. Ne düşünüyorsunuz? Gürcan Bilgiç. Sarı doğru. Ben tehlikeli hareket kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum dedi. Real kapsal. Ceyhun. bu açı değildi bir önceki. Yeri gel. Diğer kameradan bir açı var. Orada Pelkas'ın yüz ifadesine de bir bakalım. Oradan kartın rengi belli oluyor bence. Yok. Mesela böyle basıp. Bazen... Kırıyor zaten dizini Hayır dizi kırıyor dizini işte ama kırıyor bazen mesela uzatır, sınıf böyle sürter gibi yaparsın. Dizi kırdığı zaman şiddeti daha fazla oluyor. Kalıyor orada yani. Çok benzer bir pozisyonda bir Galatasaraylı oyuncu ya ben, kırmızı gördü. Ben, Kimdi? Ma evet. Marka mıydı? Ya gördü. Dur, mi? Jagney pozisyonu. Jagney gördü. Jagney gördü, gördü. Orada ayak dümdüzdü ama. Bak burada ya kırıyor. Burada da, burada da tehlikeli hareket. Yani illa yaralanması. Geri gel, geri gel. Gözünü, gözünü değil yani çok kontrolsüzce zamanlama hatası yapmış hocam direkt oyuncuyu sakatlayıcı hareket. Haklısın tehlikeli hareket zaten hocam sarı kart. kart. Bunu ağır çekim oynatırsan e, çok belli olmaz. Normal oynatmak akışta lazım. Akışta normal evet. doğru doğru. Normal akışta bak burada Pelkas'ın yüz ifadesi de ayağının küçük o hamlesi de çok dikkat çekiyor. Ben de R.A. Hoca'ya katılıyorum. Kırmızı kart verilir bu pozisyon. Hani öyle bir hamle olmaz zaten. Bir kere topla alakası yok zaten ya direkt ya yani illa mesela burada nasıl olurdu mesela e, insanlar ne diyebilir ya işte ne oldu kafasını dağıydı, yardım kaşını veya burnu kırıldı kan işte falan bilmem ne orada belirli yerden işte kaşı açıldı kan çıktı yani o zaman ya işte bak çok tehlikeli hareket mi olacak illa bence hareketin yani onlardan daha önemli olan e, teşebbüsü önemli topla hiç alakası yok zamanlamada hata yapmış çok kontrolsüzce bir hareket Pelkas'ın yaptı. Hakem atsa veya ne diyebilir mesela Pelkas hiçbir şey diyemez. Bu burada, burada zaten yorum. Ne var. yaptığını çok... Ceyhun doğru söylüyor. Vücut dilinden zaten Pelkas ne yaptın o da biliyor. Şimdi Ay, Pelkas hocam. topa giriyor. İkisinin de topa girme şeyleri oranları aynı. Pelkas topa geliyor fakat topa gelirken rakip de geliyor aynı anda. Rakip de kafasını sokuyor, korkmuyor. Şimdi rakip kafasını sokuyor. Pelkas ayağını sokuyor. Fakat ikisi de birbirinden vazgeçiyorlar. Bu sefer Perkasın ayağı rakibe geliyor. Yani kontrolsüz bir hareket yapıyor. Ama adama vurmak için yapmıyor onu. Onu söyleyeyim. Kontrolsüz bir hareket yapıyor. İkisi de vazgeçiyorlar toptan. Zaten top dökülüyor yere. Yere düşüyor top. İkisi de vazgeçiyorlar. Perkasın ayağı geliyor. Perkasın yaptığı iş yanlış. Sarı da versen, kırmızıya da dönse hiç kimse bir şey hiç diyemez. Hiçbir şey diyemez. Yani ama bizim söylemeye çalışıyorum, hani bizimle söyleme, ben şundan o zaman, yanayım. Şey Yani lazım. kasıt yoksa iyi niyet varsa bakıp futbolcuyu kurtarmaktan yanayım Zaten yapar yapmaz anlıyor. Yapmaması ama öteki de kafayı sokuyor. Aslında öteki kafayı vursa kurtaracak berkas, biliyor musun? Kafayı vursa kurtaracak. Berkas da kurtaracak. İkisi de böyle bir kararsız kalıyorlar o arada gidiyor. Atsa bir şey diyebilir misin hocam? Hah, Atsa kırmızı kart şey diyemez. Diyemezsin. Zaten orada Reha Hocam şey diyorlar. Darbenin şiddeti. Ya mesela teş, eskiden tekmeye teşebbüs bile kırmızı karttı ya. Evet. Artık değil. Tekmeyi attı mı attı. Çok sert değilse yani sakatlayıcı değilse sarı. Yani teşebbüsün kırmızı olduğu hareketi şiddete göre şey yaptılar yorumlar. tabii o kararı da hakem verecek. Yani kırmızı da var. Şiddeti ve temasın yiyemezsin. noktası. Tabii. tabii. burada. Var mı başka pozisyonumuz arkadaşlar? Burada pozisyonumuzmuş. Dizi, Dizi, dizini kırıyor, kaçırıyor. Tehlikeli hareket. Doğru sarı bence doğruyorum burada. Ya isteyerek yaptığı bir hareket değil. Yani şu var. Yapar da gider bir de basarsın anlıyor musun? Onu yapmıyor. Yani bir, ikisi de dağılmışlar. Toz şeker gibi birbirlerini dağıtmışlar. Aslında bir daha birinden biri topa vursa kurtaracaklar. İkisi de vuramıyorlar topa. Evet. Biz puan almaya hak etmemiştik. Fenerbahçe ile de bizim takımı kıyaslamanız doğru olmaz diyor. Şumudika. Fenerbahçe'nin de teknik adam arayışları devam ediyor. Hoca Erman abi dedi ki programın ilk bölümünde. Hani işte gündemde ismi var diye. Löv örneğinde olduğu gibi. Ağırlığı olan futbolcular üzerinde, camia üzerinde, taraftar üzerinde etkisi olacak bir teknik adam profili düşünmesi lazım Fenerbahçe'nin dedi. E, ee, yani sizin de aklınızda mesela öyle bir şey mi var? Ee, ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'yi nasıl bir teknik adam başarıya taşıyabilir? En önemli bana göre Fenerbahçe'li başkanı yöneticinin tabii ki isimli bir teknik adama gidecekler. Burada löv de gelse sonuç gelmezse Fenerbahçe taraftarı sabretmeyebilir. Yani bunu da söylemek gerekir. Çok enteresan ama, e, ama 14 en çok önemli... puan var ya. Kaç puan var? tabii 46 32. Hayır, gelecek. He, sonuç o anlamda demiyorsunuz. Sağ sonuçları. İyi bir anladım. sağ sonuçlarını söyleyeyim. Yani sağ sonuçları gelmezse çünkü hem Ali Bey'le 4 4 yılda Aziz Bey'le 8 yıllık e, bir yorulan bir Fenerbahçe taraftarı Çok. var. E, sağ iç performansını beğenmeyen takımının. Şimdi e, en önemli geçende de konuştuk ama Başkan ve yönetici oyun anlayışı ne diye bir teknik adama mutlaka bunu sormalı kimi getiriyorlarsa. Mutlaka vizyoner, isimli, kariyerli, iyi, çağdaş, bilime inanan, fark yaratacak ekibiyle böyle bir teknik adam arıyordur Fenerbahçe yönetimi. En son e, hamlesi bu olacaktır ve doğrudur. Oyun anlayışı da nasıl antrenman yaptırıyor, teknik taktik derinliğine, bilgisine. Tabii en önemli bunu nasıl yaptıracak, nasıl uygulayacak, sağ, e, sağdaki o yapısal bozukluğu nasıl giderecek Bunları üst üste sorması gerekir gelecek teknik adama. Yani isimli isim e, isimsizden daha önemli Fenerbahçe gelecek teknik adamın yönetimi bu sorularına ne diyecek? Ve en önemli soru az önce de söyledim. Nasıl yaptıracaksın bunu sorması gerekir gelecek bir teknik adama. E, çünkü farklı e, yani e, örf, adet geleneklerden, farklı e, sosyal yapılardan, eğitim yapılardan e, ve de çevre yapılarından e, dildir ırkı 14 tane farklı oyuncuyla e, yabancı zaten çalışıyorsun. Gelen teknik adamın dünya görüşü, vizyonu, anlayışı çok önemli. E, Türk oyuncular da var. Yani bu birlikteliği sağlayabilecek e, bir teknik adam olması gerekir. Teknik adam sadece bir beden mühendisliği değil. Burada biz karıştırıyoruz. İçinde sosyal ve entelektüel derinliklerin içinde barındırdığı bir kültür mühendisliği bir teknik adam inşa eder. Hocam kim ya ben isim vermem. En önemli hocam kim var? Böyle, hocam Fenerbahçe'ye gelecek adam bana üç tane isim say. Iki hocam tane. hocam isimiz çok kolay sayarsın. Çok boştaki adam o teknik adamları sayarsın. Bana göre bu çok sığ olur. Yani aa, şu olsun, bu olsun. Yabancı evet vizyoner şu bu. Dediğim gibi esas yani oyun yapısı ne? Ne nasıl bir takım inşa edecek? Antrenmanı ne? Taktik teknik derinliği de ne oynatacak? Ve de bunları nasıl yaptıracak başkan yöneticiler sorduğunda bunlara cevap vermesi gerek. Bir kere size şunu söyleyeyim. Böyle löv gibi akıl az krem bir hoca getirmesi mümkün değil. İstese de mümkün değil. Maddi Aynen ya. yani o paraları veremez. Ki sezon başı Allah var uğraştılar. Fabriye'ye gittiler, Enteze gittiler, BSA için çalıştılar. Löv, lövü getirmeye çalıştılar. O sırada işte... E, dünya, Kaç tane teknik adam getirdi? Avrupa şampiyonası. Koç. Kaç tane teknik adam getirdi? Bu 6. oluyor. O kadar altı tane adama o parayı vereceğine bir tane adama sağlam para şey, verseydin. Abi kötü olsun. ne Dört tane para. 4 tane teknik Hadi, adam, dört tane de sonradan asıl çalıştıran, adam, asıl dörtte sekiz tane giden, Abi altı tane, sekiz tane vereceğine bir taneye vereceğine. Erman